Emre Kaplan hatta Emre şu nedir bu tırnak içinde yalancı ifadesinin geçtiği olay? Soyunma odası koridorlarından bilgi alabildin mi? Ne oldu? Ne duydun? Ne gördün? Bize bir anlatır mısın lütfen? Ender Bilgin, maç bitiminin hemen ardından biz basın toplantısı odasına girdik. Basın toplantısı odasıyla da Galatasaraylı oyuncuların soyunma odasına giden koridor birbirine paralel. Oradan sesler yükseldiği andan itibaren biz oraya kulak kesildik. Bir kısmını kulağımızla duyduk, bir kısmını da koridorda bulunan ya da soyunma odasında bulunan isimlere sorduk ve direkt olarak şu ifadeler kullanıldı. Zorbay Küçük maçın hakemi devre arasında soyunma odasına giderken Kerem'in ilk yarıda bir itirazı vardı. Kart yönünde bir itirazı vardı. O konuda Necati Ateş'in kendisine sorduğu soru üzerine senin oyuncun yalancı ifadesini kullandığı söyleniyor. Bize soyunma odasından gelen bilgi bu yönde. Senin oyuncun yalancı Bunu ve karşılaşmanın hakemi Necati Ateş'e mi söylüyor? Zorbay Küçük Necati Kerem için. Ateş'e, evet Kerem için senin oyuncun yalancı ifadesini Necati Ateş'e kendisinin gösterdiği tepki üzerine ifade ediyor. Sonrasında da maçın bitimiyle birlikte Galatasaraylı oyuncular tabii ki skorun getirdiği bir baskıyla, skorun getirdiği tepkiyle hakeme bir takım itirazlarda bulunuyorlar koridorda. Tırnak içerisinde hakemin, Sayın Zorbay Küçük'ün kullandığı ifade "go lan" şeklinde, İngilizce ve Türkçe karışık, biraz da argo içeren bir ifadeyle "go lan" şeklinde oyuncularla bir diyalog oluyor. Bunun üstüne kaptan Arda Turan, soyunma odasında yer alan isimlerden bir tanesi Arda'nın şiddetli bir tepkisi oluyor hakeme. Zorbay Küçük'ün de Arda'ya verdiği cevap, daha öncesinde İspanya'da yaşanan bir olayı vardı Arda'nın. Hatırlayacaktır futbol severler bunu. Hakemle yaşadığı bir ayakkabı atma diyaloğu. Arda tepki gösterince de "ne yapacaksın? Bana burada da ayakkabı mı atacaksın?" şeklinde bir yanıt veriyor Zorbay Küçük. Bize soyunma odasından gelen bilgiler ve bir kısmına da tanıklık ettiğimiz, direkt olarak kulağımızla tanıklık ettiğimiz yaşanan gelişmeler bu şekilde. Nef Stadyumu'nun soyunma odası koridorlarında maç bitiminde Zorbay Küçük ve Galatasaray hem futbolcular hem teknik heyeti arasında yaşanan diyaloglar bu şekilde gerçekleşti. Emre sen yine de orada daha farklı detaylar elde edebilirsen yine bağlayalım seni. Sen de Bu arada Ender Bilgin, zaten muhtemeldir ki flash röportajda Berkan Kutlu da bunu ifade etti. Bizim arkadaşımıza Kerem'e yalancı dedi. Basın toplantısında da birazdan zannediyorum ki Necati Ateş de bu konuyla ilgili açıklamalarda bulunacak. Tamam. Sen yine de araştırmaya devam et orada. Bilgi edinmeye devam et. Teşekkürler Emre Kaplan'a.